Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah gecenize hayır etsin. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Biraz geciktik. Yarım saat hakkınızı helal edin. Böyle muhabbet açıldı. 28 Şubat'tan, 12 Eylül'den, darbelerden filan. Biraz hararet, heyecan fazlalaştı. Bu yüzden Nilsen'i toparladık da geldik orada. Hakkınızı helal edin inşallah. Zikrin ve sevginin sonu var mıdır? Allah'a olan sevginin sınırı vardır. Sınırsız olan bir ilahın sınırlı bir şeysi olmaz. Söz konusu olan sınırsızlıksa ondan bir sınır beklenmez. Ona karşı olan vazifelerde de, sevgide de, ona karşı olan hangi hareketlerde de sınır. Allah sınırsızdır. İbadet açısından da ona olan ibadet de sınırsızdır. Yani namazın sonu olmaz. O çünkü emretmiş. Orucun sonu olmaz. Emretmiş. Zikrin sonu olmaz. Emretmiş. Sevginin sonu olmaz. Emretmiş. Ve Cenab-ı Hak sıfatsal açısından sınırsızdır, sonsuzdur. Yani sıfatlarına da adet koymak, sıfatının da tecelliyatını sınırlamak mümkün değildir. O yüzden Allah sınırsızdır, sıfatları da sınırsızdır, ona giden yol da sınırsızdır. O yüzden sufiler demişler ki, yarattığı nefes adedince ona yol vardır. Bu noktada ona karşı olan yol da sınırsızdır. Yolcu da sınırsızdır. Çünkü o Cenab-ı Hak sınırsızdır. Evveli yok, sonu da yok. Evveli ve sonu olmayanın bir sınırı olmaz. Bu noktada. O kendisi sınır koyabilir. O kendisinin sınır koyduğu şeyler varlığına sınır koyar. Yarattığına sınır koyar. Yarattığına bak. Dünyanın sınırı vardır, yaşı vardır, zamanı vardır, saati vardır, dakikası vardır. Vakti saati gelince o da eceli takacaktır. Güneşin sınırı vardır, gezegenlerin sınırı vardır, insanların bu dünyada yaşamasının sınırı vardır. İnsanların veya varlığın uymakla zorunlu oldu, zorunlu oldu ve sorumlu oldu. Sınırlar vardır ama bu sorumlu ve sınırlı şeyler varlığın kendi içerisindeki, kendi dairesinde, kendi matematiğinde, kendi hesabında. Ama aynı varlık Allah'a olan ibadette ve davranışlarında bu normalde sınırsallığın içerisinde sınırsızdır. Yani sevginin şekli şemali bellidir ama Allah'a olan sevginin ölçüsü yoktur, derecesi yoktur. Sevebildiği yere kadar sever bir kimse. Ama bakın, sevginin tecelliyatı olarak uymak olduğunu, insanların uymak zorunda olduğu bir daire vardır. Ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bakın bu, o kulun Allah'a sevgisini gösterebilmesi için uyacak olduğu kaidelerdir. Ama Allah'a olan sevgide sınır var mı? Yok. Bir kimse sevebildiği yere kadar Cenab-ı Hakk'ı sever. Sevebileceği yere kadar. Ve bunun sınırı yoktur. Hiç kimse de bir sınır koyamaz. Allah bizi affetsin. Ümmetim yağmur misalidir. Evveli mi hayırlıdır, ahiri mi bilinmez. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ümmetimin evveli mi hayırlıdır, sonu mu hayırlıdır diye bunu muallakta bırakmış. Ne evvelkinleri hayırlı görmüş, direkt yani bunun evvelkinler hayırlıdır demiş, ne de sondakinler hayırlıdır demiş. Bu şu demektir, ümmetin evveliyle sonuncusunun arasında Allah bir fark yok. Eğer ölmüş olmuş olsaydı, o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatetleri derdi ki, ümmetinin evveli hayırlıdır veyahut da sonu hayırlıdır. Bakın buradaki bir
kimsenin fazilet derecesi farklı bir şeydir. Ama hayırla alakalı mesele farklı bir şeydir. Burada şunu çıkarmayın kendinize. Ya biz de evvelkinden kadar faziletliyiz demeyin. Ümmetin en faziletlisi Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Aşere-i Mübeşşere sıralanır ya. Bundan sonra Bedir, Uhud sıralanır. Bu ayrı mesele. Bunun çıkış noktası da zaten bu meselenin çıkış noktası o günkü haricilerle alakalı. İmam-ı Azam Hazretleri bu iştahı koyarken o günkü haricilere bir cevap niteliğinde bunu koyar. O günkü hariciler bugünkü Şia'nın ayrı bir böyle evveli gibi. Onlar derlerdi ki işte Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri en hayırlısı ümmeti bu noktada. Allah muhafaza eylesin. Buna binaen veya Şia'nın değişik kollarına binaen İmam-ı Azam Hazretleri bu iştihadı koyar. Tabi bu iştihadı koyarken de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden hareket ederek de söyler. Evde sarıkla namaz kılmak mı yoksa camide cemaatle kılmak mı daha eftaldir? Bu noktada biz cemaate önem veren bir ümmetiz. Bizim için evde namaz kılmaktansa cemaatle namaz kılmayı tercih ederiz. Çünkü ne yazık ki cemaat olma, camilere gitme Ümmet-i Muhammed'in içerisinde terk edildi. Bunun terk edilmesine sebep ilk böyle Cumhuriyet'in kurulmasından önce Osmanlı'nın son döneminde bu gevşeklikler başladı. Bu gevşeklikler başladıktan sonra bir müddet sonra Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet kurulduktan sonra işte maaşlı imamlar söz konusu oldu. Maaşlı imamlar söz konusu olunca bir grup insanlar camilerde bu imamların arkasında namaz kılmaz fetvası verip, iştihadı verip camilere gitmemeye başladılar. Hala da bazı gruplar bu iştihatta, bu fetvada duruyor. Burada bu fakir öyle düşünüyor. Bunda bir eksiklik var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri imam fasık da olsa onun tabi olunur da. Böyle olunca sanki camileri bırakmak, boş bırakmak, orayı cemaatsiz bırakmak bizim lehimize bir şey değil. Bu İslam dünyasının aleyhine bir şey. Türkiye'deki Müslümanların da aleyhine bir şey. Sizin boş bıraktığınız yeri bir şey doldurmuyor. Heva, hevesten, nefisten ve şeytandan başka. Ne yazık ki namaz konusunda gevşek bu yüzyılın Müslümanları. Bu yüzyılın Müslümanları kadar namazı gevşek bir yüzyıl görünmüyor. Allah Alem. Ve bu yüzyılın Müslümanları eğer namaza sıkılaşırlarsa İslam ümmeti kurtulacak. Namazda gevşekiz. Haramlardan uzak durmakta gevşekiz. İbadetlerimizi yerine getirmekte gevşekiz. Acı şeyler bu. Yani önceden münafıklar namaz kılarlardı, şimdi müminler namaz kılmıyor. Bakın, dinin zuhur ettiği yıllarda münafıklar öğle ve ikindi namazına gelirlerdi. Öğle ve ikindi namazına gelip sabah, akşam ve yatsıya gelmezlerdi. Onların münafıklar öğle ve ikindi namazına gelip sabah, akşam ve yatsı namazına camiye gelmeyenler münafıklık alameti olarak görülürdü. Bir ümmet düşünün ki münafığı dahi namaz kılıyordu. Bakın bir ümmet düşünün, münafığı dahi namaz kılıyor. Ama şimdi bir ümmet düşünün, iman ettim diyen namaz kılmıyor.
Bir ümmet düşünün, bir cariye örtünüyor. Bir ümmet düşünün, cariyesi örtünüyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri cariyenin birisi örtünmüş, dur diyor. Sen dur bakayım. Sen cariyesin. Hür, Müslüman kadınlar gibi örtünemezsin. Başındaki örtüyü çıkar. Bu tesettüre sen layık değilsin. Dikkat et. Sen bu tesettüre layık değilsin. Dikkat edin tekrar, altını çiziyorum. Sen bu tesettüre layık değilsin. Şimdi ümmet düşünün. Örtünmekten sorumlu olmayan cariyenin örtüsünü çıkarıyor tabiri caizse. Sen böyle örtünemezsin, hür Müslüman kadınlar gibi diyor. Ama biz eşlerimizi, çocuklarımızı örtemiyoruz. O günün münafıkları namaz kılıyor. Bugünün Müslümanları kılmıyor. Acı şeyler var. Allah bizi affetsin. Olmazsa olmaz tasavvuf ilkeleri nelerdir? Farzlara sımsıkı yapışmak. Nafilelerle Allah'a yaklaşmak. Ve Allah'ı sevmektir. Olmazsa olmazdır tasavvuf. Biraz söyleyeyim mi? Farzlara sımsıkı yapışmak. Nafilelerle Allah'a yaklaşmak. Ve Allah'ı sevmektir. Her dönem kendince bir tasavvuf ilkesi kurmuştur. Siz şimdi bundan 300 yıl önce yazılmış bir tasavvufi eser alsanız, o gün için ehli tasavvufun olmazsa olmazlarına farklı ölçüler görebilirsiniz. 500 yıl öncesinde farklı ölçüler görebilirsiniz. 1000 yıl önceki bir tasavvuf hareketinde farklı ölçüler görebilirsiniz. Hatta İslam dünyasında tasavvufun ilk çıkış noktası olan zühd kavramının, zahidlik kavramının, abidlik kavramının etrafında toplandığını görebilirsiniz. Tasavvufun olmazsa olmazları. Doğru mudur? Her cevap hepsine doğrudur. Bugün ehli tasavvuf için olmazsa olması hadisi kutsi mucibince üç ana adımda toplayabiliriz. Bu fakirin görüşü. Kabul edilecek diye bir kaydı yok ama hadisi kutsi kabul etmek zorundasınız. Ama bunu tasavvufun olmazsa olmazların noktasında görüp görmemekten bu hak size ait. Bu manada bugün için tasavvufun olmazsa olmazı üç adım, üç ana madde. Bir, farzları yerine getirmek. Bu, haramlardan uzak durmakla beraber farz olan ibadetleri yerine getirmek. Birinci merhale bu. Ehli tasavvufun üzerinde bu olmazsa olmaz. Bu olmazsa olmaz. İlk sufilikle tanışan kimseler kendilerini bu noktada zapturapt altına alacaklar. Farz olan ibadetleri yerine getirme ve aynı zamanda da haramlardan uzak durma. Günah kebairlerden uzak durma. İkinci olmazsa olmazı ne? Nafilelerle Allah'a yaklaşma.
bu nafilelerle Allah'a yaklaşmanın olmazsa olmazı güzel ahlak. Güzel ahlak, güzel ahlak, güzel ahlak. İyi ahlak, temiz ahlak, ince ahlak. Kırmayan, incitmeyen, horlamayan, ötelemeyen, kaba davranmayan, narin, nazik, Kur'an-ı Sünnet'e bağlı Habibullah'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir kimse. Üçüncü adım ne? Allah'ı her şeyden üstün tutmak. Allah'ı sevmek demek, Allah'ı her şeyden üstün tutmak demek. Allah'ı sevmek demek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yürümüş olduğu yolda yürümek demek. Allah'ı sevmek demek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayak izini değil, nefesini takip etmektir. Sadece ayak izi değildir. Nafilelerle yaklaşmak ayak izini takip etmektir. Allah'ı sevmek, onun nefesini takip etmek. Onun nefesiyle nefes takip. O yüzden bugün için tasavvufun olmazsa olmaz üç ana maddesi var. Bu üç ana maddelerinin kendi altlarında alt maddeler, paragraflar açmak mümkün mü? Mümkün. Mesela farzları yerine getirmek. Farzları yerine getirmek derken bir, ibadet kısmı var. İbadet kısmı ne? İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Biz bunu normalde bir alt kategori daha buna koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Bu noktada haramlardan uzak durma kategorisi de ayırırsak, yedi tane büyük günah kebairden uzak durma, Allah'a şirk koşma, anne babaya asi olma, nefisle mücadele savaşından geri dönme, namuslu insanların görmeden, bilmeden, onların namuslarına iftira atma. Gıybet, dedikodu, faiz. Eşcinsellik. Bunlar bugün toplumun kanayan günah-ı kebairleri. Gıybet, dedikodu, iftira. Toplumu yaralayan İslam toplumunu ne yazık ki deccaliyet, şeytaniyet noktasında hallaç bulma bir vatan şeyler. Bunlardan uzak durma. Günah-ı kebairlere yaklaşmama. Günah-ı kebairlere yaklaşmamak dediğimizde isterseniz bunları tekrar uzuvlara bölebiliriz. Gözün haramları, kulağın haramları, dilin haramları, elin haramları, ayağın haramları, cinsel uzuvların haramları diye bunları tasnif edebiliriz. Ve bunlardan uzak durma. Toplumun en büyük handikaplarından birisi. Toplum şu bugünkü noktada haram noktasında gevşek. İbadet noktasında gevşek. İslam dünyası haramlardan uzak durup farz olan ibadetleri yerine getirmekte gevşek. Toplumun kanayan yarası bu. Herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Herkesin başına bir asker dikemezsiniz. Herkesin başına bir haramlardan koruyucu bir etken dikemezsiniz. Bugün İslam toplumunun en büyük handikaplarından birisi. İnsanlar haramı çok rahat işliyor. Çok rahat haram yaşıyor. Çok rahat. Helalı o kadar rahat yaşayamıyor insanlar şu anda. Yemin ediyorum vallahi billahi de helalı yaşamak zor bugün. Haramı yaşamak çok kolay. Haram o kadar kolaylaştırdı ki. Farzlardan uzak durmak o kadar kolay ki. Şimdi insanlar kaçak göçek namaz kılıyor. Kaçak göçek namaz kılıyor. İnsanlar kaçak göçek sufi olacağız diye uğraşıyor. İbadet edecek. Kocası izin vermiyor, karısı izin vermiyor, annesi babası izin vermiyor, patronu izin vermiyor. Ya namaz kılacak, namaz kılman rahat namaz kılmıyor mu? Kılamıyor. Haram çok kolay.
sokakta sarhoş dolaşan bir kimseye bir şey diyebiliyor musunuz? Sokakta üryan her tarafını açmış kadın erkek bir şey diyebiliyor musunuz? Namaz kılmayana bir şey diyebiliyor musunuz? Oruç tutmayana bir şey diyebiliyor musunuz? Ama onlar size diyor. Örtülü bir kadın geçerken öcü gibi örtülmüş diyor. Bir kimse sakal bıraktıysa bu ne diyor böyle bu sakalları diyor. Bana bile diyorlar hocamın sakallarını kessen biraz. Çok iyisiniz. Çok çağdaşsınız. Bu sakallarınızı biraz kısaltsanız. Allah'ım duruyor, kumara vuruyor. Ya sakalı kısaltacağım, daha da onun hoşuna gidecek. Birine dayanamadım, dedim beni alan almış, satan satmış. Öyle dedi, biraz daha sakalınızı kısaltsanız çok yakışıklı olacaksınız. Ben de ondan bırakıyorum dedim. Aa dedi, evet dedim. Nasıl yan dedi. Dedim cazibe cazibe nereye kadar dedi. Hiç öyle bir cevap beklemiyor ya. Vay hocam ya diyor ne kadar da kendinize güveniyorsunuz. He dedim güveniyorum kendime. O yüzden dedim ben. Fazla dedim. Cezbedici olmayayım diye sakalımı bıraktım. Sünnet desem anlamayacak. Oraya kadar geliyor yani. Şey değil. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir de böyle askılı giymiş. Bildiğiniz böyle askılı. Dedim ben size bir şey diyor muyum dedim ben. O yüzden seviyorum seni dedim. Bir şey demediğinizden dolayı. Teşekkür ederim dedim. Durdum. Ya dedi siz bana bir şey demediniz onu ben size dedim dedim. Harikasın dedim. Biraz daha dedim konuşursan muhteşem olacaksın dedim. Ay sizi çok seviyorum. Sakallarınıza dokunabilir miyim? Hayır dedim. Sakın. Aram. Kendince o böyle yani ona müdahale edecek. Bakın müdahale ediyor. Farzları işleyenlere müdahale etmek serbest. Yani düne kadar başörtüsü takamıyordum yine. Üniversite kapılarından attılar kızları. Bırakın işe gitmeyi, işe girmeyi. Demek ki normalde harami işlemek kolay. Özgürlük diyorlar. Helalı işleyenin özgürlüğü yok. Farzları yerine getirecek olanın özgürlüğü yok. Cuma'ya gidecek, gidemiyor. Gidemiyor. Fabrikada çalışıyor, gidemiyor. Memurluk yapıyor, gidemiyor. Bakın farzı yaşamak zor. Haram kolay. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi rahat. Adam meyhanede vur patlasın, çal oynasın yapıyor. Sen daha iki Allah diyordun, tak polis geliyor. Anında. Polise diyorsun, kardeş millet vur patlasın, çal oynasın yapıyor mu? Yapıyor. 12'lere, 1'lere kadar havai fişekleri patlatıyor mu? Patlatıyor. Çalgısından, çengisinden her şeyi yapıyor mu? Yapıyor. Ya zikrullah yaptık, Allah dedik. Yok. İrticai faaliyetten götürüyor seni. Senin yaptığın irtica oluyor. Farzları yerine getirmek zor. Ama bunları böyle tasavvufun olmazsa olmazları noktasında alt birimler olarak açabilir miyiz? Evet cevap açabiliriz. Allah bizi affetsin. İnşallah. Felek nedir? Bu alem midir? Feleğe kötü söylemenin hükmü nedir? Günah mıdır? Felekten kasıt işte
şu olabilir. Birinci kat gök, ikinci kat gök, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Bunun nesine söyleyecekler ki? Veya felekten kasıt gezegenler olabilir. Arapça felekten kasıt ne olacak? Efendim? Kainat. Evet. Alemler. Evet. Sorular bitti. Soru bitti, soru bitti. Ali geldi eski sorular. Ali hoş geldin. Bugün bayanların sohbeti vardı burada. Gürcülerin birinci sınıf vatandaş olduğunu Ali'nin bana öğrettiğini söyledi. Dedim ki Gürcüler birinci sınıf vatandaşmış. Ali'den öğrendim. Ondan sonra bayan kardeşlerden birisi dedi ki efendim dedi sen öyle deyince dedi Gürcüler aldı başını gitti burada. Ben de akşama indireyim aşağı o zaman. Böyle bir indirsem iyi olacak gibi bir hava sezindim. Ali tahtın sallanıyor ona göre. Nasıl olsa da evlendi ya, ondan sonra tahttan inse de olur artık bir çarpmıyor, sıkıntı yok. Evet, sorusu olan varsa sorusu. Erkeklerin sohbeti, bayanların hiç böyle olmuyor. Sormaya fırsat kalmıyor sorusu ona, var mı sorusu diye. Bir oturuyorum, 2,5 saat valla dilim dışarı çıkacak hale geliyor desem yalan olsun.
Amin. Ey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifinde buyurdu ki bir kimse bir zikir meclisine katılır, orada Allah'ı zikrederse Allah bir münadi melek görevlendirir. O münadi seslenir, ilan eder. Ey zikredenler topluluğu, buradan af olmuş olarak kalkınız. Ve devam eder. Ey zikredenler topluluğu, buradan günahlarınız hayra çevrilmiş olarak kalkınız der. Bu bir hac ibadetini yerine getirenlerle bir de zikrullah halakasına katılanlardır. Hac ibadetiyle zikrullah halakasının arasındaki fark şudur. Hac ibadetine katılanlar annelerinden doğduğu günkü gibi tertemiz olurlar. Zikrullah halakasına katılanlar af oldukları gibi günahları hayra çevirirler. Aradaki ince fark budur. Bir kimse Ramazan orucunu tutarsa Cenab-ı Hak onun geçmiş bir yıllık günahını affeder. Ama bir kimse zikrullah halakasına oturur, orada devam ederse Allah onun geçmiş günahlarını hayra, yani sevaba çevirir. O yüzden zikrullah halakasına oturup Allah'ı zikretmek dünya ve dünyanın içindekilerden en hayırlıdır. Ve ibadetlerin en üstünüdür. Bir kimse öğlen namazını kılar, sakın namazı hafif görüyormuşum gibi zannetmeyin. İkindi namazını da kılar, öğlen ve ikindi arasında işlemiş olmuş olduğu küçük günahları affolur. Günahı affolur. Ama o kimse zikrullah halakasına oturursa günahı hayra çevirir. Bu ibadetin sizin üzerinize getirmiş olduğu maneviyatı kapının önünde harcamayın. Yolda harcamayın. Elinizde harcamayın. Muhakkak ki bunlar harcanacak. Sakın ha toplu zikirleri ve dersleri terk etmeyin. Allah'tan bu konuda yardım dileyin. Nefsinize buyurun. Ben zikrullah'a gidiyorum demeyin. Cenab-ı Hak lütfetti. Cenab-ı Hak ikram etti. Cenab-ı Hak ihsan etti. Onun yardımı olmasaydı biz zikrullah halakasında duramazdık. Onun lütfu, ikramı olmasaydı biz zikrullah halakasında devam edemezdik. Eğer o bizim nefsimizi burada tutmasaydı biz zikrullah halakasında devam edemezdik. O yüzden ya Rabbi sana hamd ediyoruz. Sen hamd edenlere nimetlerini artırırsın. Bizim de zikir kalıklığımızdaki nimetimizi arttır deyip dua edin. İnşallah. Cenab-ı Hak bizi bu idrakta eylesin. Asla zikrullah halakasına sırt dönenlerden eylemesin. Kim Allah'ın zikrine sırtını dönerse Cenab-ı Hak bunun başına şeytan musallat eder. Çünkü o en büyük nimete sırtını dönmüştür. Kim zikrullah halakasına sırtını dönerse Allah ona rızık darlığı musibeti verir.
Cızık tarlacı. Bu kimse kendisini cender edemiyor. Zikrullah halakasına devam eder, vücudu darlıkta olsa da gönlü ferahtır. Herkes onu sıkıntıda görür, onun kalbi cennettir. Onun vücudu hastadır, kalbi iyidir, şifalıdır, diridir. O yüzden sakın ha, nerede olursanız olun, hangi halde olursanız olun, zikrullah halakasına devam edin. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim hangi noktaya gidiyorsa gitsin. Ben bazen arkadaşlara derim ki, ne günah işlediyseniz işlediniz. Ne yaptınızsanız yaptınız. Aman zikrullah halakasını terk etmeyin. Orada devam edin. Orada devam edin. Kendi kendinize niyet edin. Ya Rabbi ölümün burada olsun. Öyle niyet edin. Ve asla halakayı zikrullahı terk etmeyin. Bu fakir İçimizde herhalde en tecrübelisi, en eskisi benimdir. 86'da ders aldım. 29 yıl, 29 yıl olmuş. Nice insanlar gördüm zikrullah halakasını terk ettiler. Allah affetsin. Hepsi de dağıldılar, gittiler. Maneviyatları helak oldu. Eşleri, çocukları, hepsi bir tarafa gitti. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Tecrübe. Hanımı örtülüydü, açıldı. Çocukları örtülüydü, açıldı. Bunları gördüm ben. Namaz kılıyordu, namazı bıraktılar. Bunları gördüm hep insanların üzerinde. Namaza başlamışlardı ailece. Halakayı zikrullahı bıraktılar. Teker 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 hepsi de namazı bıraktılar. Bir gün bir baktım, hanıma açılmış böyle, utancından ne yapacağını bilemedi, böyle karşılaştık. İşte abi filan, yanında kocası da karısı da. Adama dedim ki, ne geçti evliler? Ne geçti? Bana söyler misin? Bana dedi ki, abi dediğin türlüymüş. Kim halakayı zikrullahı terk ederse perişan olurmuş dedi. Ve şimdi de geri dönemiyoruz artık. Tanrı kafasına yedi. Bir gün sizinle karşılaştığımı biliyordum dedi. Hep karşılaştığımda ne cevap vereceğim diye dedi. Hep kendince düşünüyorum dedi. Ve bir cevap bulamadım dedi. Benim kızım ne cevap bulacaksın dedi. Halaka benim halakam değil dedi. Halaka Allah'ın halakası dedi. Benim sizden bir farkım yok ki orada dedi. Hala da benim bir farkım yok sizden. Ben de halakayı zikrullah'ta oturmakla kendimi bu noktada nefsimi bu noktada İdame ettirmeye çalışıyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dahi Cenab-ı Hak fark görmedi. Dedi ki ey Habibi o gece gündüz Allah'ın rızasını isteyip zikredenler topluluğu var ya nefsini onlarla beraber eyle. Onlara arabın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hızla çıktı. Allah'ı zikreden bir topluluk gördü. Ve hızla o topluluğa katıldı. Onlarla beraber zikretti. Ve dedi ki, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki, Allah'ı zikreden bir toplulukta bulundum. Dikkat edin. Dikkat edin. O, ben şuna inanıyorum diyor. O Allah'ı zikreden topluluk kıyamete kadar
Allah'ı zikredecek olan cemaatler topluluğuydu. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini alemi manada onu gösterdi ve onların zikrullahına katıldı. Ve her zikir cemaatine, topluluğuna oturduğunuzda bunu tefekkür edin. O halaka Muhammed Mustafa'nın halakasıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o orada hazırdır. Ve zikrullahı yapan, yaptıran, yöneten gerçekten odur. Bak, zikrullahı yapan, yaptıran, yöneten gerçekten odur. Onun ruhaniyetini ve nuraniyetinde herkes zikrullah halakasına oturur. O yüzden zikrullah yaparken dahi üzerinizde onun ruhaniyetini ve nuraniyetini tefekkür edin. Ve deyin ki, üzerinizde onun ruhaniyeti ve nuraniyeti var. Ve şu anda hazır. Bütün zikreden cemaatler, zikreden cemaat, tek cemaat. Bakmayın siz tarikat isimlerinin çok olduğunu. Allah'ı zikredenler bir cemaattir. Allah'ı zikredenler bir cemaattir. İki değildir. İsimleri farklıdır, şeyhleri farklıdır, resimleri farklıdır, cisimleri farklıdır, renkleri farklıdır. Sana farklı gelir. Onların hepsi de İsa küpü gibi bir küpün içindedir. Dışarı zuhur ederken farklı renklerde görünürler. O yüzden zikrullah halakasında otururken tefekkür edin. Bilin ki en büyük işi yapıyorsunuz. Bilin ki o işi yapanlar peygamberler, veliler, Allah'ın salih kulları. Allah'ın salih kulları. O yüzden halakayı zikrullah'tan hiç ayrılmayın. Ve son nefesinize kadar halakayı zikrullah'ta kalmaya gayret edin. Şeyhiniz kim olursa olsun, hangi tarikata giderseniz gidin, hangi cemaate giderseniz gidin, hangi topluluğa katılırsanız katılın, biz adam avcılığına çıkmadık. Bizim adam avcılığı, insan avcılığımız yok. Dileyen dilediği üstada gitsin, bağlansın. Dileyen dilediği tarikata gitsin, ama muhalefetsin. Zikrullah halakasından ayrılmasın. Dileyen helallarını, istediği işi yapsın. Zikrullah halakasından ayrılmasın. Eğer ahiretini düşünüyorsa, eğer o Fatiha'nın sonundaki peygamberlerle, velilerle, salih kimselerle beraber olmak istiyorsa, zikrullah halakasından ayrılmasın o kimse. Allah bizi onlardan eylesin. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. El-Fatiha.